objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metan. Beyaz Grup'ta 23. haftadaki maçların hepsi pazar günü oynanacak. Tüm maçlar pazar saat 13'te. Hafta içi malum biliyorsunuz kötü hava koşullarından dolayı 22. haftadaki çarşamba günkü maçların hepsi ertelendi. İleri bir tarihe ertelendi federasyon tarafından. Ve takımlar hafta içini maç yapmadan geçirmiş oldular. İlk bir hatırlatmalarımızı yapalım, ardından da maçlara geçelim. Geçelim. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubuna da dahil olabilirsiniz. Golvar.com'un Telegram grubuna da dahil olabilmek için kanalımızda bulunan videoların açıklama kısmında golvar.com'un Telegram grubunun açıklama kısmı var, linki var. Oraya tıklayarak golvar.com'un Telegram grubuna da dahil olup oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip edebilirsiniz. Bunları söyledikten sonra sözü sana bırakayım. Sen de hatırlatmalarını yap, ardından maçlara geçelim. Tabii öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Projemize ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Biliyorsun Beyaz Grup'tan şu anda evet. Pendik Spor ve Nazilli Belediyespor'la işbirliğimiz devam ediyor. Diğer tüm takımlardan da projemize ilgili geri dönüşlerini bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet yok. Ayrıca şunu da söyleyelim. İzleyen herkesten de rica ediyoruz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Her izleyen beğeni atsın, beğeni yapsın videomuza aynen. Ve yorumlarını, görüşlerini de bekliyoruz. Maçlara geçelim. Geçelim aynen. Önemli bir maç. Tarsus İdman Yurdu, Isparta 32 spor maçı. Sen dün Gürses Hoca ile konuştun. Bilgileri aldın takımla alakalı. Alperen yok Tarsus'ta. Cezalı zaten. Kırmızı kart cezalısı. Ahmet Furkan durumu belirsiz. Genç stoperi. Aynen. Şey zaten yok. Pardon, Hakan Demir'in de durumu belirsiz. Onu da söyleyelim. Alperen zaten cezalı olmayacak. Onu da tekrardan belirtelim. Transferde adı geçen isimler var. Umut Kaya. Umut Kaya. Şu anda belli değil. Hoca böyle bir açıklama yaptı. Bakalım ilerleyen haftalarda, günlerde transferle ilgili gelişmeler olacak zaten Tarsus'ta. Ali Özgün'ü birkaç yer Sakaryaspor'a yazmıştı ya. Öyle bir şey yok ya. Ben de şunu diyorum. Hani Sakaryaspor şimdi Murat Yılmaz'ı da aldı. 3 santrafor oldu. Acaba Ali'yi Tarsus öyle bir duyumun yok zaten. Yok zaten, ben sana sorayım. Şimdi Sakaryaspor Ali Özgün takımda değil mi? Bu takımı biliyor. Katkıda verdi. Yeri geldi. Tabii. Şimdi Ali Özgün takımdayken sen gidip Ankara Spor'da bu sezon ne verdiği belli olmayan Murat Yılmaz'ı getirip Ali Özgün'ü gönderir misin? Ya ben şu oyuncu açısından düşünüyorum. Acaba Ali yedek kalırsa yok. Ali gitmek isteyebilir yok, mi? Yok, Ali gitmek istemez oradan. Tarsus'ta da net bir santrafor sıkıntısı var. Ali gitmek istemez oradan. Sakarya zaten bırakmaz. Sakarya Spor Murat Yılmaz'a da bonservis verdi biliyorsun. Bir de üçüncü santrafor olması aynen. için bile. Biz bu maça dönelim. Aynen öyle. Isparta'da transferler var. Doğru, genç oyuncular geldi yine. Isparta geçen hafta da Konya'yı 4-0 yendi. Çok önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. Müthiş oynadılar. Tarsus'ta bay geçti biliyorsun hafta içine ve hafta içi maçların ertelenmesi Tarsus adına kötü oldu. Çünkü Isparta bu maça dinç çıkacak. Dinlenip aynen. çıkacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Tarsus için artık son şans belki de. Final maçı bu maç. Bir puan kaybı daha Tarsus'un playoff ümidini komple bitirir. Beklentin ne bu maçla alakalı? Valla ben de Tarsus'un bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Nasıl Erzincanspor Tarsus maçında Erzincan tarafına çok güveniyorsam bugün, güvendiysem bugün de yani bu haftada Tarsus İdman Yurdu Isparta maçında Tarsus İdman Yurdu'na güveniyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi bu maç Tarsus açısından final maçı. Neden final maçı? Zaten puan farkı olmuş 7 playoff'la. Tabii. Isparta zaten direkt rakibi. Bu maçı kazanırsan haftaya Akhisar deplasmanına gidiyorsun. Tarsus için söylüyorum. Tabii. Büyük bir aslında iki maçta fikstür avantajı var. Bunu değerlendirmesi için, çünkü iki maç alırsa bir anda Tarsus 27 puana gelir ve bir moral, iddialanma, bir de üstüne transferler de gelirse işin rengi aynen. değişebilir. O yüzden bu maçı ne yapabilip kazanması lazım. Isparta bir puan alırsa kazanç olur. Onu da söyleyeyim. Ben Tarsus'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ben favori görüyorum Tarsus bu hafta. Tarsus'a niye bu kadar çok güveniyorsun? Güveniyorum. Ben hissettiğim maçlarda güveniyorum. Geçen hafta Erzincan'a güvendim değil mi? 2-1, 3-1'de kazanır dedim. Kazandı. Aynen. Bu maçta da Tarsus'a güveniyorum. Bakalım.
görüşüm haklı mı çıkacak, haksız mı? Bunu hafta sonunda göreceğiz zaten. Tabii, yani. Ben güvendiğim maçlarda söylerim. Ben yeri geliyor küme düşme hattındaki takıma da şampiyon olacak takımla oynarken kaybetmez diyorum. Kaybetmiyor mesela. Ben bu maçla alakalı veya bir görüş tam tersi oluyor. Belirtmiyorum. Isparta tehlikeli bir takım. Çok dinamik bir takım. Tarsus'ta da takımda ben çok büyük bir rehavet görüyorum. Yani Tarsus'ta rehavet değil. Motivasyonsuzluk var. Konsantrasyonsuzluk var. Ben rehavet de görüyorum. Rehavet ne olacak ki? Neye rehavet olacak? Sezon başından beri oyuncuların çoğu işte sadece yiyip içiyorlar. Tamam, yani. Rehavet değil. Rehavet ne olacak? Rehavet neydi olur? Sen çok iyi dersin. Kafan havada olur. Ben zaten iyiyim dersin. Rehavet yok burada. Burada konsantrasyon sorunu var. Ya da bu oyuncular odaklanma sorunu var. Tarsus'taki oyuncular ya da işlerini ciddiye almıyorlar. İşte ciddiye almıyor işte. İşte öyle zaten. Rehavet değil yani. Ben Tarsus'a güvenemiyorum. Çünkü Isparta ters ve dinamik bir takım. Tarsus kendi evinde Konya'yı bile yenemedi. Hı-hı. Çok gol kaçırdı. Alper yaktı orada takımı. O Tarsus'un yenemediği Konya Isparta'dan 4-7. Şimdi Hı-hı. ben biraz düz mantık kuruyorum ama Tarsus'a ben güvenemiyorum. Yani Gürses Hoca iyi bir hoca ama ya şöyle bir sıkıntı var orada. Ya Tarsus bu sezonu pas geçecek. Seneye iyi bir kadro kuracak. Aynı Pendik gibi, Sakarya gibi. Çünkü benim bu sene Tarsus İdman Yurdu'ndan bir ümidim kalmadı sana söyleyeyim. Zaten ben biliyorsun transfer döneminde bir şey söyledim. İkinci devrenin ilk 6 maçı. En az 4 galibiyet lazım. 2 maçı kazanamadın, kaldı 4 maç. Hepsini alması lazım. Zaten şu 2 maç alması lazım. Yani. Zaten şu maç alamaz, bitti iş. Geçmiş olsun. Ve ben de güveniyorum bu maçta. Bakalım ne Tarsus'un olacak. Kazanacağını düşünüyorum, bakalım. Valla Tarsus Konya maçında çok iyi oynamıştı ama çok gol kaçırdı. Alperen öyle oynarsa işte. Kazanabilir. Ama ben Tarsus İdman Yurdu'lu oyunculara güvenemiyorum çünkü... Ben oyuncularda çok büyük bir rahatlık görüyorum. Hı-hı. Pek işlerine de sahip çıkmıyor gibiler. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Sen Tarsus tarafındasın. Ben kazanacaklarını düşünüyorum. Ben bir görüş belirtmiyorum. İki takıma da başarılar ve selamlarımızı gönderelim. İki takıma da. Bir diğer mücadeleye geçelim. Trakya'da Kırklareli Spor, Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Kırklareli Spor iki kanat oyuncusuyla işi götürüyor ama... Hücum hattından hiç katkı alamıyorlar maalesef santrafor bölgesinden. Çok net bir santrafor problemleri var. Transfer de yapmıyorlar oraya. Karacabey de ikinci yarıya çok kötü başladı. Eskişehir'e deplasmanda kaybetti. Ve sadece 16 puandalar. Küme düşme hattının içindeler. Ekstra puanlara ihtiyaçları var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kırklareli'nin yenilmeyeceğini ve galibiyete daha yakın olduğunu kendi evinde düşünüyorum. Karacabey'de biliyorsun Ömer Yıldız gitti. Bayburt'a kiralık. Bayburt'a gitti. Ben bu maçta Kırklareli Spor tarafındayım. En kötü kaybetmeden sahadan ayrılacaklarını düşünüyorum ama çok sert maç olacak. Tabii. Karacabey asılacak maça, puan alması lazım. Aslında bir puan da kurtarmıyor. Karacabey can derdinde. Eskişehir'e yani, yenilmeleri çok çok kötü olmalı. Karacabey bu maçtan bir puan alsın, kazanç değil kayıp, ben sana söyleyeyim. Tabii. Eskişehir'i yenselerdi bu maçtan bir puan alsalardı tabii, iyiydi. Tabii olurdu o zaman, tamam. Ama şu anda alacakları bir puan onları kurtarmayacak. Tabii. Ben Kırklareli Spor'un en kötü kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ya şundan dolayı Karacabey'in hani özellikle deplasman maçlarında hiç direnç gösteremediğini görüyoruz. Hı hı. Bu çok büyük bir sıkıntı. Kırklareli de kendi evinde iyi bir takım. Mustafa Çakır da bu maçta oynayabilecek, onu söyleyelim. Kırklareli'de yeni transfer. Eğer hoca görev verirse Bilgin Erdem Hoca. Kırklareli tarafındasın evet, sen de. Evet, Kırklareli kazanacağını düşünüyorum. Kaybetmeyeceğini düşünüyorum en kötü. En kötü en azından. Ben de Kırklareli Spor tarafındayım. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen bakalım öyle. Ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ligde çok sıkıntılı durumda bulunan 1922 Konya Spor sahasında lider Pendik Spor'u ağırlayacak. Pendik Spor şu an çift taneli farkla lider ve güle oynaya şampiyonluğa gidiyor. 1922 Konya Spor'da ise durumlar çok sıkıntılı. Kaç haftadır çok kötü gidiyorlar. Sürekli mağlup oluyorlar. Adeta mağlubiyetlere abone oldular. Ve karşılarında da 2. ligin en iyi 2-3 takımından biri olan Pendik Spor var. Ben bu maçta Pendik Spor'u çok ağır favori görüyorum deplasmanda olmasına rağmen. Konya eğer ben kendi evimde oynuyorum biraz açılayım derse Sertaç Oray'ı maden gibi işler hı hı. bence. Ben Pendik Spor'u net favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi Konya Spor geçen hafta sonunda resmen dağıldı Isparta karşısında. 4-0 kaybetti. Bir de penaltı kaçırdı Batuhan. Aynen. Pendik de Zonguldak Kömürspor'u mağlup etti. Cuma günü 3-2. Ve şu anda 11 puan farkla lider durumdalar ve bir maçlarda eksik. Onu da söyleyelim. İlk haftaya bay geçtiler ya o yüzden. Şimdi Pendik Spor şampiyon olacak. Bu bizim haftalarda söylediğimiz bir şey. Konya Spor'da düşmeye oynuyor. Ve şu anda 19 puandalar. Tam düşme hattının içindeler. Şu anki şekilde lig bitsin düşüyor bu Konya Spor. O yüzden evet, doğru. Puanlara, galibiyetlere ihtiyaçları var. Şiddetle. Ben bu karşımada ama Pendik Spor'un favori olduğunu düşünüyorum. Bence Pendik Spor kazanarak 3 puan alacak. Bir de ben şunu da düşünüyorum. Konya'nın Tarsus maçında oynadığı futbol gözümün önüne geliyor. 10 kişi kalan Tarsus neredeyse 10 tane net gol pozisyonu kaçırdı.
Tarsus'ta bitirecek adam yok. Ama Pendik'te öyle adamlar var ki o topu direkt 90'a takar. İşte kaleciyle beraber içeriye sokar o topu. Yani çok büyük kalite farkı var. Bir de ben geçen programda bir şey demiştim ya, bazı izleyicilerimiz yazmış, onu gördüm. Hani Pendik Spor'dan gidip kafana göre oyuncu alamazsın diye. İzleyicilerimiz de şey demiş. Pendik Spor hani şirket olduğu için, hani şirketleştiği için, ama alakası yok şu açıdan diyeceğim hani onu. Trabzonspor, hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Süper Lig'de de birçok şirket olmayan takım var. Ama baktığında çok iyi yönetiliyorlar. Aynen. Adana Demirspor şirket değil baktığında. Şirket oldu, şirket olacak. Oldu. Daha zaten. Yeni oldu ama. Geçen bu sene oldu. Geçen sene bu oldu. Yeni oldu işte daha. Ama Tarsus'ta da çok büyük para var. Şirket değil. Ama yönetilemiyor takım. Yani onun şirket olmayla alakası yok. Manisa Aynen. Futbol Kulübü şirket daha yeni oldu. Ya zaten transferin şirketle alakası yok. Tabii. O yönetimlere bağlı yani. Hani Pendik'ten, hani ben orada şunu demek istedim. Sen sözleşmeyi orada yanlış yaparsan şirketi derneğe bağlamaz bu. Aynen. O yüzden. Hani mesela şöyle söylemek istedim ben onu. Tarsus'tan gitti diğer takımlar. Okan'ı, Sinan'ı direkt alabildi ama Pendik'ten gidip Serdar'ı, Emir'i falan alamazsın kafana göre. Aynen. Pendik'te iyi bir yapı var. O yüzden demek istedim. Şanlıurfa Spor Pendik'ten daha fazla para harcadı bu sene. Şanlıurfa Spor'un durumu ortada maalesef yani. Aynen. Hani Urfa geçen sene de iyi bir para harcamıştı. Başarılı olmuştu. Ligde kalmıştı ama hani bu sadece şirket olmayla alakası değil yani. Hı hı. Pendik Spor'un Kesinlikle. Durumu. Onu söyleyelim. İkimiz de Pendik tarafındayız. Evet, Pendik Spor'un kazanacağını düşünüyoruz. Bir de Konya Spor konuşmuşken Can Demir Aktav'a da selamlarımızı evet, gönderelim. Evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Geçen bize yazmıştı Instagram'dan biliyorsun. Maçtan komple iptal oldu. Aynen. Ertelendi diye. Bir diğer mücadeleye geçelim. Geçelim. Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Belediyespor. Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Zonguldak'ta da iyi bir kar vardı. Hatta dün Zonguldak'ın idman resmini gördüm. Oyuncular karın altında çalışmıştı. Hani tesisler temizlenmişti ama zemin karlıydı. Orada da hava soğuk ve karlı. Kırşehir ikinci yarıya iyi başladı biliyorsun. Zonguldak Kömürspor da geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldı. Ve kendi evinde yine bir hataya tahammülleri yok. Onlar da tehlike çemberinin içindeler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Zonguldak'ın kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum ama bu maç 3 ihtimale de açık bence. Vallahi zor bir maç olacak. Kırşehir Belediyespor geçen hafta Nuh'un attığı golle Ahmet Deplasman'dan bir puan almıştı biliyorsun. Kurtardı bir puanı. Aynen. Zonguldak Kömürspor'da Pendik Spor'a mağlup oldu 2-2 ve orada tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı. Onu da söylemiştik. Ben bu maçın çok kısır geçeceğini düşünüyorum. Zor bir maç. Maçla ilgili bir görüş belirtemiyorum. Tıkanır mı diyorsun? Tıkanır maç. Diyorum maç. Zaten iki tarafta da net anlamlı bir golcü yok. Onu da göz önüne alıyorum. Ve sıkıntılı bir maç olacağını düşünüyorum. Ha, Zonguldak Kömürspor skora gidebiliyor, gol atabiliyor aslında. Pendik maçında da 2-0'da 2 getirdi ama şu an iki takımı kıyasladığım zaman da maçın biraz böyle kısır geçeceğini düşünüyorum. Kırşehir'de önemli bir kayıp yaşadı. Erbay gitti takım kaptanlarından. Erbay önemli bir oyuncuydu bu takım için. Uzun yıllardır buradaydı. Aynen. Çok önemli bir kayıp oldu. Zor bir maç. Ben ev sahibi olduğu için Zonguldak Kömür'ün yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama ben Zonguldak Kömür'ü ne zaman yanında yer alsam kaybediyorlar. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Selamlarımızı da gönderelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta iki aynı bölgenin takımının maçı. Buca Spor, Uşak Spor'u ağırlayacak. Buca Spor geçtiğimiz hafta sonu çok üstün oynadığı maçta ağır bir kayıp yaşadı. Buca şeyi yenemedi Akhisar Spor'u. Kendi evinde. Akhisar'ın 2 tane kaleye bulan şutu var. İkisi de gol oldu. Buca'da 12 tane kaleye bulan şutu var. Sadece ikisi gol yapabildi. Uşak Spor ise kötü oynamıyor ama Uşak Spor kadro olarak çok daraldı. Ben bu maçta Buca Spor tarafındayım. Kendi evinde galibiyete daha yakın görüyorum Buca'yı. Uşak'ın daralan kadrosundan dolayı da ikinci yarıda sıkıntı çekebileceği düşüncesindeyim. Senin görüşün ne? Vallahi ben Buca Spor'u favori görüyorum bu maçta net. Bence kazanarak 3 puan alacaklar. Eğer Buca bu maçı kazanırsa bence Uşak Spor'da yolu ayrım olur hocadan. Veli Hoca gider mi diyorsun? Aynen. Da sence Uşak Spor yönetiminin hani takımdan bir beklentisi var mı? Çok kayıp yaşadılar. Hiç adam almadılar. Yani ben bu hocaya da pek bir şey diyemem artık. Hani Uşak'ın başına sallıyorum. Ama Veli Hoca kaç haftadır takım başında? Başında da. Şimdi hiç malzemede kalmadı ki baktığımızda. Ama malzeme varken ne yaptı? Mesela soruyorum. Hocanın zaten oyun sistemi çok korumacı. Şimdi tamam şu anda oyuncu kalmadı ama zaten hoca haftalardır bu takımda. Haftalardır da senin kadron geniş. Kerem Kalafatlar, Tayyip Kanarlar hepsi var da. Hepsi Noel gitti Öz. Şimdi. Bir başarı olmadı. Şimdi. Yani o yüzden Uşak Spor'da da sıkıntı var. Ben bu maçta Buca Spor'un kazanarak 3 puan alacağını ve hani Akhisar maçının telafisini yapacağını düşünüyorum. Bakalım. Buca Spor sence %100 playoff'a kalır mı? Ne düşünüyorsun? Ben bu grupta hiçbir takım için playoff'a kalır kalmaz demedim biliyorsun. Buca'yı Akhisar maçı ama yakabilir bak ilerleyen. Bakalım dönemde. Göreceğiz. Çok ağır bir kayıp oldu onlar için. Akhisar'ı yenmelilerdi bence evlerinde. Bakalım göreceğiz. Ahmet de kaybetti mesela Akhisar'a puan.
Evet, 4 topu direkten dönmüştü aynen. Doğru diyorsun. Yani ben bu grupta zaten sezon başından beri demiyorum. Şu takım playoff'a kalır kalmaz hiç demiyorum biliyorsun. %100. Bunu sen Uşakspor %100 kalır dedin. Ben Uşak'tan hiçbir ümidim kalmadı. Kadro dağıldı artık. Oyuncu kalmadı. Yok zaten kadro devam deseydi. Güveniyordum valla. Kadro devam deseydi Uşak'ta zaten sıkıntı büyüktü. Ya ben ilk yarıdaki Uşak'ın kadrosunun birçok takımdan daha iyi olduğunu düşünüyordum. İyi de oyun yok işte. Ama oyun yoktu aynen. İşte onu diyorum zaten. Kadro olsa ne olur sen bir şey yapıyorsun. Kırklareli'den daha iyiydi. Ona bakarsan Kırmızı Grup'ta Diyarbakır'ın da kadrosu var. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Aynen öyle. Diğer mücadeleye geçelim. İki takıma da başarılar dileyelim. Buca Spor'a ve Uşak Spor'a. Pazar Spor Eskişehir Spor mücadelesini konuşalım. Pazar Spor geçen hafta kazanarak kendini biraz rahatlattı biliyorsun alt sıralarda. En azından birkaç basamak yükseldiler. Eskişehir Spor da kendi evinde Karacabey'i yendi. Doğal olarak hafta içi iki takım da maç yapamadılar. Aynen. Ertelenmeden dolayı. Ben ev sahibi avantajını kullanarak Pazar Spor'un bu maçı kazanıp biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben Pazar Spor'u net favori görüyorum. Kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten Pazar Spor bu tarz maçları kazanarak kendisini daha da rahatlatması gerekiyor. Ben Pazar Spor'dan 3 puan bekliyorum. Eskişehir Spor iç sahada iyi de deplasmanda direnç gösteremiyor maalesef. Aynen. Geçen Urfa maçında da iyi dayandılar belli bir noktaya kadar ama işte kalite farkı ön plana çıktı deplasmanda. Sinan ve Mustafa Durak bir anda ön plana çıkıp. Ben de Pazar Spor tarafındayım. Hı-hı. İki takıma da başarılar dileyelim bu mücadelede. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Burada biraz konu uzun. Çünkü dün Ames Spor yönetimi bir açıklama da yaptı. Biraz konuşalım bu maçı da özellikle ve Ames Spor yönetiminin yaptığı açıklamayı. Ames Spor kendi evinde Ankara Demir Spor'u ağırlayacak. Ames Spor yönetimi bu maçtaki tüm biletlere 1 lira olarak açıkladı fiyatlarını. Tribün desteği bekliyor yönetim. Çünkü son Kırşehir maçında tribünler boştu. Onu söyleyelim. Ankara Demir Spor da biliyorsun sezon başından beri bir türlü istikrar yakalayamadı ki bu grubun bana göre en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen. Kesinlikle. Ersin Aka Hoca bir türlü elindeki malzemeyi iyi değerlendiremiyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Mervan dönüyor. Mervan'ın cezası bitti. Bir de Ames Spor yönetiminin yaptığı açıklama için ne diyeceksin? Ames Spor geçen bir dayanışma gecesi düzenlemişti ama orada belirtilen meblağların kulübe gelmediği söyleniyor. Sadece 715 bin lira gelmiş. O da oyuncuların ödemesine işte ki, Sinan Akaydın falan ödemeleri varmış. Daha geçen orada. Seneden aynen. Kalan ki oradan ne kadar toplandığı söylenmişti. 3 milyon. Ya onlar farazi taraftarlar yazıyor. Orada net bir bilgimiz yok. Kulüp bir şey yok. Yok, kulüp açıklama yapmadı. Ben de sallarım. Derim ki 10 milyon TL toplandı yani. Bu maçla alakalı hem de Ames Spor'un yaptığı açıklamayla alakalı ne düşünüyorsun? Vallahi öncelikle şunu söyleyelim. Biz her hafta biliyorsun her gün neredeyse transfer haberlerini paylaşıyoruz Instagram'da. Doğru. Ahmet taraftarları sürekli yazıyorlardı. Ahmet'le ilgili yok mu? Yok mu? Yok mu? Diye. Biz diyorduk ki transfer olsun. Yaparız zaten paylaşım. Tabii. Ahmet'te bir şey yok işte. Siz de geldiğiniz noktada görüyorsunuz. Maalesef. Yani yönetimde maddi anlamda ciddi sıkıntı var ve transfer yapılmıyor ki. Zaten Ames Spor da geç kaldı. Zaten bu saatten sonra 715 milyon TL şey 715 bin TL'yi bırakın 715 milyon TL toplansın Ames Spor zaten transfer yapamaz. Çünkü alıcı adam kalmadı piyasada. Sen gidip bonservis adam bile alamazsın. Çok zor yani. 715 milyon TL. Sana kimse para vermez yani. Şey oyuncusunu vermez yani. Şöyle olur. Iğdır gibi anca çok sağlam parayı basarsan yok. Alabilirsin. Hiç alamam. Ahmet'te para olsa mesela Çorum dağıldı. Dağılıyor. Gider oradan 3 oyuncu alır. Para olsaydı. İşte para olsaydı olmuyor bu işte. Para olsaydı para o zaman işte. Para olsaydı o zaman Eskişehir'de ligde kalırdı. O zaman zaten amcamın bıyıkları olsa, işte. Şey halamın bizim de paramız olsa, olsaydı ben yani. De kulüp alırdım. Tabii. Benim de param olsaydı ben de Iğdır gibi sana 5 milyon verirdim, ona 10 milyon verirdim. Sarı yeri alırdık. Aynen. Burada. Yani öyle girersen zaten işin içinden çıkamazsın. Ama ben hani şu açıdan diyorum, Ames Spor'un şu an durumu çok sıkıntılı. Yönetimin zaten bunu söyledik. Açıklamadan belli. Yani eldeki oyuncuları mutlu etmek istiyor aynen. Yönetim. Ve ödemelerini ben zamanında. Aynen. Ben Sinan Akaydın olayını bilmiyordum mesela. Şimdi senden öğreniyorum. Onu kulüp açıkladı zaten. Tam okumadım vallahi onu. Kulüp açıkladı nereler para ödendiğini. Doğrudur. Zaten şunu da söyleyeyim ben. Bu da benim iddiam. Ames Sportif'in ben bu sezon sonunda bu ligde kalacağını düşünüyorum. Ames Spor bu kadrosuyla da playoff'a kalabilir. O ayrı ama. Ya playoff'a kalmak başarı değil. Tabii. Playoff'tan. Sen her sene playoff'a kal çık ama. Ne olacak? Eksi bakiye oluyor işte. Ne olacak yani sen? Eksiye giriyorsun. Playoff'a kalmak başarı değil ki. Her bu sene playoff'a değil. Gir. Bu grubu bırak. Sen her bak. 20 yıl boyunca sen direkt diyelim ki playoff'a giriyorsun. Çıkamıyorsun. Başarı mı? Yok. Ya bu sene sadece bir takım için playoff başarı derim. Mesela şöyle kırmızı grupta Soma Spor kalırsa derim. Soma Spor'un ya, bütçesi çok düşük. Ya denilecek takımlar başarı. Ahmet ama camia burada, kulüp. Tabii. Yıllardır bu ligde. Bu grupta Ahmet'e başarı demem. Urfa'ya demem. Tarsus'a demem. Aynen. Mesela Buca Spor kalırsa ona derim. Ona söylerim. Dereli, Isparta kalırsa Nazilli, derim. Nazilli söylerim. Üççelerine göre. Tabii söylerim ama ona. Ama benim kadromda Mervan var. Mervan gibi bu ligin en iyi oyuncusu. Ben playoff'a kalmış tabii. Başarı demem. Ahmet olarak bakarsam mesela. Şimdi mesela Ahmet Buca...
Isparta Nazilli'ye başarı diyoruz ya bu sene. Bu sene kalırsa. Ama diyelim ki şimdi Buca Nazilli Isparta örnek vereceğim size. 6-7 yıl boyunca bu ligde veya 10-15 yıl oldu. Her sene playoff'a kalıyor, çıkamıyor. Eleniyor, kalıyor, eleniyor. Hiç başarı olamaz. Tabii işte. Eksi bakiye oluyor aynen. Bir de sana. Ya Barkiye boş ver. Bu sene ama sonuç odaklı bak. Bir de gelir olmayan takımları o çok kötü etkiliyor. Zaten gelir yok ya bu grupta. Sinan Akaydın'ın parasını ödüyor diyoruz Ahmet Spor. Zaten bu ligde çıkamıyorsun, bak, eksiye giriyorsun. Bu ligde hiçbir takımın geliri yok. Zaten bu ligde zengin başkanın yoksa tabii. Yandın. İşte bu lig zaten hiçbir takımın geliri yok. Ya belediyeden para alacaksın. Hani veren belediyeler oluyor kulüplere. Hı-hı. Anca öyle dönüyor. Yani bizim kulüplerimizin ikinci ligde zaten geliri yok. Zaten... Gelir ne demek? Dışarıdan kulübe bir kazanç demek. Şimdi bu hiçbir takımın yok. Zaten mesela sallıyorum Süper Lig'de maç kazanıyorsun $200,000 geliyor mesela. Aynen. İkinci ligde yok ki. 25-30 i̇şte bin lira mı ne geliyordu? 65 bin TL. Pardon Faruk Bey demişti bize hatta. Aynen. Zaten 65 bin lira neye yetecek ki? Otel zaten 100 bin TL tutuyor. Deplasmana gittiğin zaman da. Tabii. Masrafların çok yani felaket. Komple. O yüzden ciddi tabii, sıkıntı tabii. Var. Ankara Demirspor'un çok iyi bir kadrosu var. Maddi gücü de iyi. Ama Ersin Hoca bir türlü bunu değerlendiremedi. Vallahi öyle. Ben bu karşımada da Ankara Demirspor tarafındayım. Ben Ankara Demirspor'un en kötü kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Vallahi Ankara Demirspor'daki maddi imkanlar Ahmet Spor'da olsaydı mesela o taraftarla. Aynen. Birkaç adam alırdı bence yani diye düşünüyorum. Ya zaten Ankara Demir'de imkan var. Kullanmıyorlar Ankara yani. Demir'in kulübesi de çok geniş Ahmet'ten. Tabii geniş. Ahmet Spor'da kulübede oyuncu yok ki. Üstüne aynen. Mervan Allah korusun bir şey olsa kim oynayacak? Tabii. Büyük sıkıntı. Uşak maçında mesela bakıyorsun üstüme iki tek kaldı. Aha, bunlar oldu. Mehmet Talatinoğlu'nun performansı bir düştü. Tabii. Patladılar. Bir de bu oyuncular her maçta iyi oynayamazlar ki. Ya tabii ki. Hiçbir oyuncu için geçerli değil. Herhalde yani. Senin alternatifin olmazsa o oyuncu kötü oynadığı zaman onu çıkartıp bir oyuncu alamıyorsun. Bir de oyuncuların alternatifi olmayınca o da çok büyük sıkıntı. Şöyle zaten oyuncu şunu diyor. Sallıyorum ben sağ açıkta oynuyorum. Benim yedeğim yok zaten. Benim formam garanti diyeceğim. Aynen kendi öyle kendime. Tabii. Hoca beni gene mecbur oynatacak. Tabii. El mahkum diyebilir. O da büyük risk. Kendisini hırslandırmayacak. Ama maalesef dün akşam gördüğümüz açıklamalardan sonra Ahmet Spor'un kalbur üstü futbolcu alması çok zor görünüyor. Aynen. Anca şöyle bir olay olabilir. Bir tane baba yiğit çıkar. Parayı basar kendi cebinden. Kulübe hibe etmek gibi hani. Kendi getirir. Bak bu saatten sonra onu bile yapacak biri çıksa yine transfer yapması zor. Bunun en büyük örneğini Tarsus İspanyol'unda görüyoruz. Para var ama adamları alamıyorlar. Çünkü hani öyle paralar çekiyorlar ki fiyatlarda uçuyorlar yani anladın mı? Piyasada kızışmış durumda. Yani çok zor transfer. Devre arasında zaten hep bunu söylüyoruz. Bir de zaten Ahmet çok geç kaldı bak. Tabii. Transferin bitmesine 11 gün kaldı. 10-11 gün var aynen. Ya şöyle Tarsus'u dedin de sen şimdi. Tarsus devre arasında birkaç transfer yaptı mesela. Oyuncuları hiç almadı ay. Sinan Kalaycı'yı niye alamıyor alıyorsun? Ki adam alamıyor işte. Alamadığı ama için onlar alıyor. Sinan alacağını hiç almadı. Ya ben onu vurgulamak istiyorum. Yaptığı transferler kötü değil demiyorum. Ben zaten adam alamıyorsun. Ahmet bak şeyde adam alamıyor mesela. Kırmızı gruba bakıyorsun. Kim? Hiçbir takım adam alamıyor. 1461 ile Sakarya dışında kimse alamadı. Aynen. Biraz da Bodrum alıyor işte. Biraz. Bodrum ne alıyor ya? Biraz. Erdem'i falan alıyor. Yok ya ne alıyor? Sen de, öyle, biraz. Sen de öyle bir söyledin ki. Biraz işte. Şimdi Abdülkadir Kuzey'i alacağı konuşuyor Ahmet'in. Abdülkadir Kuzey... O da yalan olmuş. Şimdi söyleyeceğim. Abdülkadir Kuzey ile Erdem'i ben hiçbir şekilde fark görmem. Erdem iyi oyuncu ama ya gelecek. Yok şampiyonlukta sana bir şey katar mı? Katmaz. Katmaz sana bir şey. Ankara Spor'da ne yaptı ilk devrede? Veya örnek veriyorum. Bu grupta mesela bakıyorsun birçok takım transfer yapıyor. Veya daha doğrusu kırmızı grupta örnek verelim. Adıyaman. Hı hı. Ne yapacak oyuncular? Ben Ankara Spor'un durumunu kime benzetiyorum biliyor musun? Aynı Şanlıurfa Spor'un durumuna. Nasıl Urfa'da Gürses Hoca gitti takım kontak kapattı. Ankara Spor'da da Taner Taşkın gitti hı hı. Takım kontak kapattı. Hocalarla oyuncuların arasında orada bir kader birliği vardı. Uyum işte vardı onlara. Bozuldu işte. O da önemli. Şimdi... Yeni gelen hocalarla yapamadı oyuncular. Özcan Hoca zaten biliyorsun. Özcan. Aynen. Ya onu boş ver biz yani Ahmet'e girelim. Aynen burayı konuşuyoruz da. Ya şöyle bir durum var. Ahmet'te para olsaydı mesela gider Çorum'dan 3 tane oyuncu alırdı çok net. Serkan Yavuz'u alırdı mesela. Aynen. Umut'u alırdı. Batuhan Er'i alırdı. Batuhan Er Ahmet haberleri çıktı ama Ahmet Spor'un dünkü yaptığı açıklama Batuhan tuzlu bir oyuncu. Ya Ahmet zaten Tayyip Kanali'yi de alamadı işte o yüzden. 400 bin lira bonservis alamadı ya Ahmet'te para sıkıntısı var. Bayburt'ta mesela yeni bir sponsorluk anlaşması oldu biliyorsun. Bayburt'a iyi paralar geldi. Bayburt öyle takviyeler yapabildi. Aynen. Ahmet'e sıcak para lazım. O kesinlikle. Da yok maalesef. Bakalım ben Ahmet Spor'un bu kadroyla da playoff yapabileceğine inanıyorum ama playoff'tan çıkabilmek istiyorsan sana 3 tane falan ekstra adam ya. Ya biz zaten ilk dedim ne diyorduk? Ahmet playoff'a kalırsa da zaten ne diyorduk? Biz ileriye düşünüyoruz. Tabii. Bu takım playoff'a kalsa bile çıkamaz. Doğru. İleriye düşünmek lazım. Sana katkı verecek, seni yukarıya çıkartacak adam. Sen Ahmet Spor taraftarlarında takıma da bir küslük falan görüyor musun? Son Kırşehir maçı çok boş değil miydi mesela? Ya küslük olacak bir durumda yok ki Ahmet'te. Ya da yönetime mi kızgın taraftarlar? Niye kızgın hani biz oyuncu para almıyoruz. Para yok. Nasıl alsınlar adamlar?
Ya şöyle bir durum da var ama. Risk almak da lazım. Ne düşünüyorsun? Risk alınacak bir durum var da geçen sene bu takım risk alamadı mesela. Geçen sene dedik devre arasında eğer hamle yapmazsanız playoff'a kalamazsınız. Ama geçen seneyle bu sene arasında bence bir fark var. Bu sene şöyle geçen sene çok ağır bir Kocaelispor Yok yok onu demiyorum. şeyi Çıkma anlamında vardı. söylemiyorum. Playoff'a kalma anlamında söylüyorum geçen seneyi. Zaten Amespor geçen sene playoff'a kalamamıştı Kalamadı. Ne aynen. dedik? Dedik ki bak ben bizim söylediğimizi söylüyorum. Kalır kalmaz rakiplerini söylemiyorum. Diyorum ki geçen sene biz devre arasında diyorduk ki transfere girmeden. Amespor da playoff'a kalmak istiyorsa devre arası 3-4 tane hamle yapması lazım. Yapmazsa kalamaz demiştik. Yapmadı kalamadı. Ama bu Bu sene sene de bak şunu söylüyoruz. Bak ben yine başarıyı katma. Onları söylemiyorum. Bu sene de diyoruz ki hatta daha doğrusu dedik ki eğer Amespor devre arasında kaliteli oyuncu yapmazsa transfer bu ligden çıkma şansı hiçbir şekilde Ben de yok. şöyle düşünüyorum. Ahmet yönetimi bence risk almalı. Şundan dolayı bu sene geçen seneki gibi tüm playoff'a kalacak takımlar içinde Kocaelispor gibi güçlü bir takım yok. Ağır bir takım. Ya şöyle Sakaryaspor'un ben şampiyon olacağını düşünüyorum kırmızı grupta. 1461 Trabzon iyi oyuncular aldı eyvallah ama 1461 Trabzon'un çok tecrübeli bir kadrosu yok. Ya zaten onu söylüyoruz. İki Hani grupta o da yüzden. Bak ağır basan mesela takım geçen sene yok. Kocaeli çok ağır basıyordu. 3 tane forveti vardı. Batuhaner, Bahattin, Tahir. Aynen. Yedek sol açığı Dilaver'di. Burak Süleyman, kalede Bayram vardı. İnanılmaz genişti kadrosu ama Ahmet yönetimi bence bir risk almalı. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bakalım. Zaten Aynen. biz yapılması gerekeni söylüyoruz. Ama yönetim yapmazsa zaten bizim dediğimiz noktada ne olur? Geçen sene dedik yapmazsa playoff'a kalamaz dedik. Kalamadı. Bu sene de yapmazsa ki zaten bu saatten sonra yapabileceği oyuncu kalmadı. Ahmet'in de bu ligden çıkma şansı yok ve sezon Çok sonunda zora bu ligde girdi. Aynen kalacağını zora düşünüyorum girer zaten. tabii. Bir de geçen seneki ikinci lige göre bu seneki ikinci lig bence daha zayıf. Ben öyle Ya öyle düşünüyorum. zaten bunu sezon başından beri Tabii. söylüyor. Tekrar onu Bunu söylemene gerek kullanması yok lazım. zaten. Ama Ahmet yönetimi ben bunun farkında değil sanki. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum valla. Bakalım ne olacak? Sen Ahmet yenilmez mi Yok ben diyorsun? Ankara Demirspor kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben de Ahmet yenilmez Bakalım ne diyorum. olacak. Ayrıldık. İki takıma da başarılar Aynen dileyelim. öyle. İki tarafa da selamlarımızı gönderelim. Pazar günü iki takıma da başarılar diliyoruz. Son olarak da 24 Erzincanspor, Akhisarspor maçını konuşacağız. 24 Erzincanspor son dönemde Mesut Toros Hoca geldikten sonra takımın başına o dönemden beri çok iyi bir çıkış yakaladılar ve playoff'un dibine geldiler neredeyse. Özellikle Muhammed Demirci müthiş formda. Bu sene beyaz grubun en iyi 3 oyuncusundan biri Muhammed Demirci Evet. performans olarak felaket formda olumlu anlamda. Akhisarspor da iyi direniyor ama malzemesi belli. Ben bu maçta 24 Erzincan'ı kaliteli ayaklarıyla ağır favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Ben Erzincan'ın kazanacağını düşünüyorum. Aynı Tarsus maçında güvendiğim gibi bu maçta da güveniyorum ve zaten Tarsus galibiyetinin anlamlı olması için bu maçı da kazanması Tabii. lazım playoff yolunda. Ve Erzincanspor'un da kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum Bak mesela ikinci ligde iyi takviye yapan takımları diyoruz ya. 24 Erzincan'da en iyi takviyeyi yapan Tabii ki. takımlardan biri. Aynen. Kadir Arı ile Ethem Erboğa geldi. Direkt Aynen. güçlendin. Oktay Balcı'yı gönderdin. Ethem geldi. Ethem Kesinlikle. Oktay'dan 10 kat daha Ya iyi bir tabii ki oyuncu. daha iyi. Kadir Arı zaten bu ligin en iyi kanat oyuncularından biri baktığımızda. Erzincan playoff'a kalırsa kimse şaşırmasın. Erzincan'ın playoff'a kalma ihtimali çok yüksek. Aynen. İyi Çok iyi transferler hamleler yaptı devre yaptılar. arasında. Canberk de Tarsus maçında gayet iyi oynadı. Erzincan hep tecrübeli oyuncular aldı. Bu çok büyük avantaj. Bakalım. Ben Hani Erzincanspor'un kazanacağını düşünüyorum. vallahi ben de öyle düşünüyorum. Akhisar geçen hafta Buca maçında çok şanslıydı ama bence bu maçta şansları Bakalım ne çok olacak. düşük. Bakalım aynen. Erzincan'a da Akhisar'a da selamlarımızı gönderelim. İki takıma da başarılar dileyelim. 8 maçın da öncesini konuştuk. Ağzına sağlık. Kapatıyoruz. Kapatmadan önce ekleyeceklerim var mı? Ben tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Aynen. Projemiz için de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Pazar günü sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. İnşallah. Ağzına sağlık tekrardan. Teşekkür Bizi ederim. Sağ izleyen ol. tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm şehirlere de selamlarımızı gönderelim. Hafta sonunda tüm takımlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.